Evet, şimdi sayın takipçiler, lokma hamuru yoğuruyoruz. Hamurumuza maya attık. Yumurta kırdık iki tane. Tuzunu attık, kabartma tozu. Şimdi sıcak ılık suyla lokma hamurumuzu yoğuruyoruz. Şimdi bundan lokma dökeceğiz. Şimdi hamurumuzu güzel yoğuruyoruz. Evet. Lokma hamuru tabi biraz cıvık oluyor. Başka onda yoğursa çok da cıvık. Şimdi hamurumuzu biz yoğuruyoruz. Bunu yağla odun ateşinde pişireceğiz. Az unu bile. Legum mu? Az unu bile bakalım. Şu çok güzelce bunu tabii ki yediriyoruz her şeyini. Lokmacılar tabii bunun tatlısını da yapıyorlar ama biz tatlısını beceremiyoruz. Biz ancak lokmasını yapıp yiyebiliyoruz. Şimdi hamurumuzu özenle yoğuruyoruz. Tabii bunun hamuru biraz cıvık oluyor. Şimdi bunun bir saat sonra mayası gelecek. Mayalı hamurdan oluyor bu. Yaş mayamızı da kattık. Bunun hamurumuzu da göster şöyle. Böyle cıvık bir hamurdan elde ediyoruz bunu. Evet halacığım, şimdi ne yaptın ne ettin bana bir anlat. Şimdi lokma döküyorum. Ne zaman yoğurdun bunu? Bunu bir saat önce yoğurdum. Mayası güzel geldi. Ha. Eski sürümüz. Cırıkçı Fatma'lar kolay gelsin. Sağ olasın abi. Ocakta şimdi ocakta sıkma dökeceğiz değil mi? Lokma dökeceğiz. Odun ateşinde. Oh. Bu çok güzel olacak. Yalnız yağımız kızmamış. Biraz daha evet beklememiz gerekiyor. Aynen. Biraz daha yağımız kızsın. Oha biraz su dök. Güzelce kızar. Evet, çabuk sinirlenir. Doğru. Doğru. Şu da güzel çabuk sinirlenir. Ateşte. O zaman çok kızgın oluyormuş baba. Tabii kızgın oluyor. Bu aslında böyle ocakta dökülür. Bunu eskiden, şimdi ay gazlarda yapıyoruz ama hiç tadı olmuyor. Şimdi bu odun ateşiyle çok şahane bir tat verecek. Allah Allah. Bugün de köydeyken bu fırsatı değerlendirelim dedik, köydeyken değil mi? Köydeyken bu fırsatı değerlendirelim dedik. Sadece. Evet. Efendim bu videoyu izleyenlere asıl bir bilgi vereyim. Bu süper babaannenin annesi daha iyi bir lokma yapardı. Evet, annem çok güzel yapardı. Yok. Babam da çok güzel rahmetli yapardı. Rahmetli ninem çok daha güzel yapardı. Ne zaman lokma yesem aklıma gelir. Atiye ninemden bahsediyoruz değil mi? Atiye ninemden bahsediyorum. Evet. Ama tabii süper babaanne Fadime abla da güzel yapacağına ben inanıyorum canı gibi. Ama sonuçta el vermiştir yani bir yani şey vardır. Halimiz sıkmacı babam eskiden paneir vardı ağlı paneirleri. Oralarda lokma dökerdi böyle. Evet oo, bu yaşta sinirli ben de dededen toruna. Kızarmış oldu. Evet efendim bismillahirrahmanirrahim. Şu kapağı biri salıversin bana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillahirrahmanirrahim hadi. Şimdi tenceremizi atalım şimdi. Evet. Ya Allah bismillah şimdi odunlarımızı. Şey bekliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başladık. Tüz. Ağaç çocuğunu bekliyorlar. Bak 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 kalama bak hadi bakalım. Hadi kuyruklu oluyor, kuyruklu. Evet biraz kuyruklu. Gidiyorum be. Bakıyor mu? Bakıyor mu? Ufak dökülür ufak. Ufak dökeceğim daha bir elim kolum çok yanıyor. Aman Allah'ım. Böyle. Bunun için kızarmasını bekleyeceğiz. Bu şekere bandırıp yeniliyor. Pudra şeker mi? Pudra şeker duruyor. Tabi bunun şerbetli olanında cırık mı deniyordu? Evet. Yok şerbetli olanı bunun ben hamuru onu ayrı yapıyormuş herhalde. Farklı ben, mı oluyormuş? Farklı oluyormuş ama ben çok onu şey yapamıyorum. Evet, nar gibi kızardı. Yağımız da sinirlendi artık. Bak baba yağ kızdı da. Abi şu kapağını versene. Evet, lokmalarımız nar gibi kızardı. Yeye baba afiyet olsun. Nar gibi kızarmış durumda. Evet. Bir dokuz çıkmıştır.
Evet, buyurun. Bunun hamuruna yumurta kırıyoruz. Kabartma tozu, maya, tuz, ılık suyla yoğuruyoruz. Bir saatte bunun mayası oluyor. Aziz Allah. Aziz Allah. Akşam ezanımız okunuyor. Şöyle yaklaşalım. Biz su götürelim sana. Niye? Taşıyoruz, suya bandırıp ha? Yok. Ben yağa bandırıyorum. Yağa bu ha. Evet. Lokmalarımızı bu şekilde biraz yiyene kadar yapacağız bunu. Bu soğuyunca da çok güzel oluyor. Soğuyunca da yumuşak yumuşak şey olur değil mi? Bunun tatlısını biraz soğuyunca tekrar yağa atılıyormuş. Öyle diyorlar ama biz bir deneme yapacağız herhalde. Tatlısı için. Önce bunu bir şey yapalım, önce yiyelim. Yapalım. Tatlısında. Bir deneme yapacağız. Evet. Mama yapıyor bak ama. Büyük olur. Gece olur. Tamam. Evet, hamurumuz sürekli çırpılıyoruz. Bu kızarıyor. Halacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yiyenlere afiyet olsun. Çıkın çıkın gelin. Lokmalar hazır. Çıkın çıkın gelin. Evet, biz şimdi yiyeceğiz. Yedikten sonra da yorumları alırız. Evet. Buradan güzel gözüküyor. Çıkın çıkın gelin. Evet, hanım da yine gönlü zengin. Efsane davetler. Teşekkür ederiz halacığım. Yemeği yedirmeyi afiyet seven bir insan. Evet. Evet. Aynen. Eli ve gönlü zengin halam. Evet. Ben misafiri de severim, yedirmeyi de severim. Yemeği de severim diyorsun hala değil mi? Bir saatte, bir saatte hemen yemeği de severim. Evet. Hemen bu bir saatte olur. Çıkın çıkın gelin. Bu Kastamonu'nun. Anam bizi gülüyor. Annem oradan bastı kakayı. Evet. Çıkın gelin. Aslanlı Köyü Dinlenme Tesisi. Evet. Bunu tencereye koyuyoruz. Bunu istediğin zaman dondurucuya at. 6 ay sonra çıkar diye. Her saat bulunuyor mu? Efendim? İstediğimiz saatte bulabiliyor muyuz diyor. Bulunur. Önceden haber verirsen yalnız mayasını bir saat, yarım saat, bir saat beklememiz gerekir. Yani bir yarım saat beklerseniz bulunur. Aslanlı Dinlenme Tesisleri. Evet, evimiz de çok güzel. Otelimiz, konaklama yerimiz. Yani konaklamamız da mevcut diyor yani halam misafirlerimize. Anasını da şöyle çek de. Tabii ha, tabii şey yapalım diyorsun. Bulunduğumuz yer tabi olabilir. Tatlı konaklama yerimiz de bulunur. Şöyle bir çevrede gösterelim madem halam o kadar evet anlattı. Adam arabayla gibi bakar. Şurada bahçe yapmış annem. Bu arada ileride çayımız, ırmağımız da var. Kenarında yürüyüş alanlarımız var. Evet efendim. Evet, şu da evimiz. Evimiz bu da. İki katlı alan bahsettiği işte samanlı şeyiz. Standart bizim köyümüz. Zeynep, ne yapıyorsun? Salıncağı mı hazırlıyorsun? Hadi bakalım. Burada armut ağacımız var. 100 yıllık armut ağacı. Ben de başka konuşmaya çek daha güzel. Öyle mi? Onu da evet, çekeceğim. Bu kadar, bu kadar mı yaptın diyor. Bu kadar şey mi yaptın diyor. Evet, gelin evet, görmeyeceğini bu aç. Şey bu. Evet, bak millet yemeğe hazır efendim. Hadi. Evet. Buyurun, sıkmalar, sıkmalar, lokmalar çıktı efendim. Buyurun, buyurun. Gayet hazır. Buyurun, çıkın çıkın gelin, dinlenme tesisi. Ben bir tadına bakabilir miyim ya? Evet. Bir tane al. Ben gelecek misin? Dur. Bir günleri Atiye'nin dökerdi bunu. Beğenmezsiniz ben hemen kalkıp veririm. Gelmedi. Geleceğim teyze dur.
Oo. Tadı kuyruk olmuyor yok ha. Kuyruk kulağı severim ben, biliyor musun? Ben severim ya. Güzel kızarıyor böyle. Aynen. Üstü oluyor değil mi? İşte bu daha lezzetli olur Aygaz'dan. Bakalım güzel olmuş ha. Güzel. Valla güzel olmuş. Nasıl tadı tuzu beğendiniz? Valla güzel güzel. Biraz hemen bekleriz. Numara sıcak. Güzel olmuş da parayı da verin bize, sevinelim yani. Sadık, sen şey yap, ben sana sonra ayarlarım. Bitsin. Ödemeyi yapalım da komple, bize sevinelim. Komple ailecek bir yiyelim hayırlısıyla. Kemal Sunan vardı ya, köfteci diye. Abi abi diyor, güzel mi diyor. Güzel, parayı ver de biz de sevinelim diyor. Parayı yok. Son topuklaya gidiyor ya, biz de bari git topuklayalım. Ne yapalım? Para yoksa. Var, paran yok mu lan diyor yoksa. Çat topiye. Ne, bir dakika halacığım, ne hazır dedin orayı anlayamadım ben. Semaverde çayımız da hazır. Evet. Bir tencereyi götürdüler şey efendim. Bir tencere bitti. Aa şurada var mı? Hala sen şimdi bunun devamını yap da yiyeceğiz bunu. Tadına baktım güzel. Evet. Şimdi şuradan. Bunun çok iyi ayarlamışsın hala. Evet, onlar hep ayarlı. İki yumurta, bir maya. Sen de hamur atsın ha. İçi yumuşacık, içi çıtır çıtır. Allah Allah ya. Babam çok güzel yapardı bunları. Böyle olur. Babam güzel çok işte. Güzel yapardı babam. Bezli evet, benim babam sıkmacıydı değil mi abi? He? Benim babam sıkmacıydı değil mi abi? Evet. Ben lokmacının kızıyım. İşte, şimdi babaları yarıştırmanıza gerek yok. İkinizin babası da aynı olduğu için aynı kişiden bahsediyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Yani... İşte ben lokmacının kızıyım. Abim de nerede olmuş işte. Buradayım. Evet, senin dedem dönerciydi dersin sen de. Evet. Evet, sen de öyle dersin büyüyünce. Dersin ki benim dedem dönerciydi dersin. Rahmetlik dersin. Ölmezsin desek. Evet. Sayın Allah sağlık saat versin de Meryem. Böyle oluyor. İşte bunu istediğin zaman bunu koy poşete, dondurucuya at. İstediğin zaman çıkart fırında, tavada ısıt. Ama bak şu gün batımı da çok güzel. Benim dondurucuda bir poşet var şu anda. Ya böyle yapınca biraz dondurucuya tabii. Tabii. Vay karamca. Biz acil misafir geldiğimizde hemen bunu atarız ocağa böyle. Güzel çayla, çok güzel. Yine mübarek gecelerde, kandil gecelerinde, bayram gecelerinde bunu çok sık yaparız. Eskiden şey bir adeti var değil mi? Böyle kandillerde falan hani yağ kızartma mı derler ona? Yağ koksun derler. Böyle lokma dökerler. Evet, lokmalar çıktı, lokmalar. Hala sen çıkartıyorsun, onlar dolduruyor, dolduruyor gidiyor evet, değil mi? Evet, onlar alıp alıp gidiyorlar. Afiyet olsun. Tabii canım. Yesinler, yiyecek diye yaptık. Şimdi, şimdi bu hamurumuz çok oldu, biz bunu hep yapmayacağız. Doyunca bırakacağız ama bunu fırına katabiliyoruz, maya yapabiliyoruz. Fırın hamuru yapacağız, fırın yapacağız başka bir gün. Bunu fırın hamuruna maya olarak kullanabiliyoruz böyle. Bu bir hafta 10 gün durur, bu güzel kapaklı bir şey koyduk muydu? Tabii köy de senin, hava da senin şu an. Bu şimdi maya olarak. Yani bunu böyle organik köy mayası diye. Organik. Ha, kullanabiliyoruz evet. Ya devamlı o organik şekilde. Organik köy mayası kullanabiliyoruz bunu evet. Yani ya kalanı bu... dolaba koyalım diyorsun. Evet, dolaba koy, dışta dursun. Köyler şimdi serin. Soğuk değil. Evet. Şimdi bunu organik köy mayası. Bunun samun ekmeği yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Pide, ekmek. Bir günde samun ekmeği burada. Yaparız. Samun ekmeği yaparız. Bak evet. Fırınımız burada. Bir günde samun ekmeği yapar. İnşallah onu da İnşallah. Gösteririz, çekeriz. Hem yeriz, hem gösteririz. Güzel olur. Bakkalların 6-7 milyar, 6-7 milyona verdiği ekmeği biz kendimiz bedava yapıyoruz. Evet. Pide yapıyoruz. Ekşimekli, patatesli, kıymalı ne isterseniz. O da güzel oluyor ya. Evet. Sıcak sıcak doğru. Alıyorsun fırından. Oo, sıcak, mis sıcak gibi valla. Ağladın dibine oturuyorsun buraya. Evet, şurada da Allah taşları var bu arada. Evet, evet. İki tane Allah tacı var. Hı-hı. Büyük olanlar. Bunlar böyle şey yapıyoruz ki bunlar birbirine yapışmasın, ayrılsın diye böyle. Bunlar yuvarlak yuvarlak lokmalar oluyor. Lokmacı lokma istiyoruz. Evet alın efendim, alın alın alın. Buyurun buyurun efendim. Buyurun efendim buyurun buyurun.
Bakalım seri üretime geçti, yetiştirmeye çalışıyor. Devam et, hadi bakalım. Evet, lokmacılar burada, buyurun. Alın, alın, alın. Ne kadar aldın? 5 liralık o tabak. Bir tabak 5 lira. Bir tabak 5 lira, bir tabak 5 lira. Uygun, uygun. Evet. Şeker de burada, siz istiyorsunuz. Şeker. Biz şekere bakmıyoruz efendim, siz bana. İsteyen bana, dursun orada. Evet. Bugün müşterilerimiz az diye küçük tencereye koyduk. Müşterimiz çok olunca büyük tencere koyuyoruz. Büyük tencerelerde döküyoruz. Lokman tadında da doyulmuyor ki. Ya, doyulmuyor değil mi? Ne kadar tok olsan bu böyle çerez gibi iniyor. Aynen. Babacığım ellerine sağlık. Şundan bir tane daha alayım. Ya al Meryem bir öyle bir yiyorsun ki yani şey. Al bir tane al, 5 tane al. Evet lokmacı. Hadi buyurun baylar bayanlar. Hmm. Çok da fazla gelmek. Evet. İyi oldu. Ben de ısındım bu arada. Tabii. Şimdi Mayıs ayında olmamıza rağmen. Evet. Yani köy akşamları zaten serin oluyor. Köy çok seviliyor. Ocakta böyle organik her şeyimiz. Ocakta odun ateşinde pişiriyoruz. Mangalımızı, lokmamızı, ekmeğimizi, fırınımızı. Odun ateşinde böyle pişiriyoruz işte. Meryem kaşığı içinde bıraktın. Al o kaşığı. Evet, bu yapıştıran hemen kaşığımızı yağa bandırıyoruz. Şöyle. Yapışması ne değil mi? Kaşı. Evet. Tabi kaşığa sarıyor öyle. Hamur şey olduğu zaman. Bunun makinesi varmış. Aslında bulup almak lazım. Evet, alsak daha pratik olur aslında. Evet. Tamam Halkın. Tabii ki bu arada ellerimiz fazla yanıyor biraz. Ama ne yapalım, müşterilerimizin hatır için katlanabiliyoruz. Teşekkür ederiz abacığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ellerin dert görmesin. Afiyet şeker olsun. Şimdi halacığım sağ olsun bizi kırmadı. Bugün bize lokma döktü. Evet. Sıkma yaptı. İnşallah bir dahaki videoda bilmiyorum artık ne istersek, ne rica edersek onu bizi kırmaz yapar inşallah diye düşünüyorum. Yani halam sağ olsun. Burada tekrardan halama teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. İsteyen buyursun. İsteyen ne istersen yaparım. Fırın ekmeği, etli ekmek. Eyvallah halacığım. Artık teşekkür ederim. Artık bizim Kastamonu meşhur şeyleri bu. Abone olmayı evet, unutmayın. Evet. Tabii evet. Yeğenim dediği gibi abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Hepinize afiyet olsun. Hepiniz buyurun gelin. Bak, halamdan tekrardan davet. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin.